Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tequlu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bel ahya'un velakin la teş'urun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. 22 yaşındayım. Haziran ayından beri görme engelliler Kur'an kursu öğreticiliği yapmaktayım. Abdullah bin Ümmü Mektum'dan bahsettiniz. Bana ilk onun adını duyduğumda onun o mücahit ruhu aklıma geliyor. Ben de bir ümmetin bir ferdi olarak bu zulüm dünyasında ümmet için neler yapabilirim düşüncesiyle bir gayret içerisindeyim Allah'ın izniyle. Bu hususta öncelikle imtihan arkadaşlarımla, görme engelli ağabeylerimle, büyüklerimle bir sınıf açtık. Elhamdülillah Haziran ayından beri yoğun bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi gayretliler. Hepsi Allah'ın kelamını okumaya hevesli, gayretli insanlar. Bu şekilde bir eğitim sürecimiz devam ediyor. Evet. Aynı zamanda Abdullah bin Ümmü Mektum'un müezzin olduğunu duyunca benim de içime zaten öteden beri o kulağın biraz şey olması, hani biz görme engellilerin şöyle bir özelliği var ki gözlerimizin görmeyişi bir başka azamıza daha verimli çalışmasına vesile oluyor. Ben bunu kendim de kulak olarak düşünüyorum ki bir duyduğum sesleri çok iyi algılayabiliyorum. Zaten onun için müezzin olmayı tercih ettim. Ezan makamlarına, Kur'an-ı Kerim'i makamla okumaya heveslendim. Bu şekilde bir devam etmek istiyorum inşallah. Biz 7 kardeşiz. Tabii Cenab-ı Hak buyuruyor ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Yaşadığımız her zorlukta, her sıkıntıda ardından gelen kolaylığı düşünerek teskin oluyoruz. Ki zaten biz o kolaylığı henüz bu dünyada bile elhamdülillah yaşamaktayız ki böyle güzel bir vazife elhamdülillah vazifeyi yürütmekteyim. Yüce Kitabımızla zaten bir mümin olarak herkes gibi istifade etmeye gayret ediyoruz. Ortaokuldayken Kur'an-ı Kerim'i normal görenlerin Kur'an'ından öğrendim. Daha sonra ilahiyat birinci sınıftayken bizim bayanların hocası vardı, Hacer Hocam. Onun bir akrabası da İstanbul'da Çamlıkaltı Erkek Kur'an kursunda görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğretiyormuş. Onun vesilesiyle ben de orada bu eğitimi aldım. 2 aylık bir süre içerisinde hem Türkçeyi hem Arapçayı okumayı ve yazmayı öğrendim. Elhamdülillah oradan bu eğitimi aldıktan sonra zaten 2018 Haziran ayından itibaren bu vazifeyi yapmaya başladım. Şimdi hiç unutmuyorum, bir hocam derdi ki 100 yıl önce bu dünyada yoktuk, 100 yıl sonra da olmayacağız. Bu kadar kısa bir hayat içerisinde elbette ki imtihana tabi tutulacağız ki Rabbimizin bize bahşettiği nimetlere kavuşalım, erelim. Tabii ki bu da imtihan olmaktan geçiyor. Hepimiz bir şeylerle imtihan oluyoruz. Şöyle izah edeyim ki nasıl ki bir sınavda farklı farklı kitapçıklar önümüze indiriliyorsa, işte size A kitapçığı, bana B kitapçığı, işte ablama C kitapçığı. Bizler de kimimiz işte A kitapçığı olan ağabeyimiz de işte görüşüyle imtihan oluyor, görmesiyle imtihan oluyor, haramlara bakmamakla imtihan oluyor. Bizler görme engelliler ise
sabırla imtihan oluyoruz. Hepimizin farklı farklı imtihanları var. Bunlar bizi Rabbimizin rızasına ulaştıracak şefkat tokatları, öyle diyeyim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يمٌ. Kur'an'ı okumak benim bir hayalimdi. Ama hani Allah'ın lütfu, işte doğuştan görme engelliydim. Ve bu şekilde Kur'an'ı hiç okuyamayacağımı düşünüyordum. Benim bir özlemim de aslında. O görenlerin Kur'an'ı elime aldığım zaman bir hasret oluşuyordu içimde. Hani okumak istiyordum, hevesleniyordum. Allah bütün destek olanlardan razı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ve tüm değerli hocalarımızdan. Yıllar sonra bize 2011 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kursumuzda bir görme engelli sınıfı açıldı. Braille Kur'an-ı Kerim kursuna başladık. Parmak uçlarımızla hissederek harfleri, hareketleri tek tek dokuna dokuna çözdük elhamdülillah. Kur'an'a olan hasretimizi giderdik. Biz aslında susamıştık yani Kur'an'a, onun hazzına, onun lezzetine susamıştık. Elhamdülillah Rabbim bu özlemimizi karşılıksız bırakmadı. Ben buradaki hocalarım da görme engelliydi aynı zamanda. Onlardan öğrendim bu kelamı. Onların o hizmet aşkını, onların o azmini gördüğüm zaman benim de içime bir şeyler doğdu. Ben okul hayatını şöyle söyleyeyim, ilk 8 yılı ben gören arkadaşlarla okudum. Ama çok zorlandım yani, bayağı bir imtihanlardan geçtim. Çünkü 30 kişilik bir sınıfın olduğunu düşünün. Bütün öğrenciler görüyorlar. Sizler sadece bir kişi içerisinde görme engelli. Ve verilen eğitim de sadece onlara yönelik. Ben sadece işiterek 8 yılımı tamamladım. Bayağı bir zorlu geçti. Hani evin yolunu bulamıyordum, hava karardığı zamanlar. Yolda düştüğüm zamanlar oluyordu. Yani gerçekten çok imtihanlardan geçtim. Yıprandım yani. Gerçekten incindiğim çok noktalar oldu. Bir süre eğitime ara verdim. Yani okumak istemedim açıkçası. Sonra bu sınıfa geldiğim zaman benim gibi görme engelli arkadaşlarımın olduğunu gördüm. Onların da her engele ve her zorluğa rağmen okuduklarına şahit oldum. Onlara sordum, nasıl yapıyorsunuz diye, nasıl derslerinize çalışabiliyor musunuz dediğim zaman onlar bana şimdi görme engelliler için sesli CD'lerin olduğunu söylediler. Kitapları, dersleri CD'leri dinleyerek yapıp sınavlara hazırlanıyoruz. Onlar öyle söyleyince içimdeki o heves yeniden yeşerdi elhamdülillah. Liseyi de bitirdim ve bu yıl çok şükür hep istediğim bir şeydi, ilahiyat okumak. Çok istiyordum ilahiyat okumayı. Bu yıl da ilahiyata başladım. Eğer nasip olursa bugün ilahiyatı bitirirsem ben de kendim gibi görme engelli arkadaşlarıma umut olmayı istiyorum. Ümmetin Kur'an yolunda bu şeyde ben de yükümü almak istiyorum. Ben de onu taşımak istiyorum, onu yaşatmak istiyorum. Allah nasip ederse inşallah. Çünkü o bambaşka bir lezzet. Bizim ondan nasiplenmemiz lazım. Ondan alacağımız çok şey var. Günümüz şartlarını görüyorsunuz. Gençlik maalesef bir
internet, Facebook, televizyon ekranlara maalesef gençleri mahkum etmiş kendini. Artık buna izin vermek istemiyoruz. Biz buna artık engel olmak istiyoruz. Eğer biz bu ruhla yaşarsak insanlığı kurtarmak için, neslimizi kurtarmak için, eğer bizim niyetimiz, temennimiz bu olursa herhalde Rabbim de devamını getirecektir diye düşünüyorum. Azıcık eğer ucundan alabilirsem, birazcık faydalı olabilirsem ne mutlu. Hedefim de bu var. Benim gibi görme engelli arkadaşlara umut olmak. Onları Kelamullah'la tanıştırmak istiyorum. Aynı zamanda okurken tabii Arapça dersinde yaşadığım bazı zorluklar ve sıkıntılar oluyor. Allah razı olsun, Rehber TV'de her gün Arapça dersini dinliyorum. O da bana bir destek olmuş oluyor. Allah vesile olanlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu da benim için bir destek oluyor. Zorlukları var tabii, yok değil. Yani bizler yolumuz daha yokuş, daha engebeli. Daha sıkıntılı ama bu bizim pes etmemiz için bir neden değil. Her şeye rağmen bizler mücadelemize devam edeceğiz. Ümmet için, insanlık için, kurtuluşumuz için biz Allah'ın izniyle yılmadan devam edeceğiz. Ne kadar insanlara Kur'an'ı ulaştırabilirsek, ne kadar insanlara Kur'an-ı Kerim'le buluşturabilirsek bizim için o kadar güzel olacaktır. O kadar güzel sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum. Doğuştan engelli olmamız insanlığa faydalı olmamıza engel değil. Ev işlerini de yapıyorum elhamdülillah, temizlik de yapıyorum, yemek de yaptığım noktalar oluyor bu. Yani engellik aslında bizim hayattan kopmamız için bir sebep değil. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zamanlar oluyor, Yasin günlerimiz oluyor, hatim dualarımız oluyor. Bunları da yapıyoruz Rabbim kabul ederse inşallah. Eklemek istediğim şey şunlar. Ben bütün ümmeti, bütün insanlığı rehberimize ve kurtuluşumuza davet ediyorum. Kendimizi Kelamullah'tan ayrı kalmakla, Allah'ın rızasının dışına çıkmakla cezalandırmayalım inşallah. Herkesi bu güzel kelama davet ediyorum. Allah bütün insanlığa yardımcı olsun, kolaylıklar versin inşallah.